BBN Türk Televizyonu'ndan mutlu hafta sonları. Ben Nagihan Turhan. Dünyadaki Türkiye programıyla karşınızdayız. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dünyadaki Türkiye başlıyor. Dün Çanakkale Zaferi tam 107 yaşına girdi. Kahraman Mehmetçik 107 yıl önce Çanakkale'de dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermedi. Çanakkale geçilmez dedi, destan yazdı. Çanakkale'de tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından biri yaşandı. Hem karada hem denizde mücadele verildi. 315 bin Mehmetçiğin 250 bini ana yurdunu korurken şehit düştü. İşte daha o gün tüm dünya Türkiye'nin ne kadar güçlü ve topraklarına ne kadar bağlı bir millet olduğunu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde gördü. Biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Şimdi o tarihi günle ilgili bir klip gelecek ekranlarınıza. İzliyoruz. Burası Çanakkale. Kolay mı öyle? İmkansızlıkların arasında dünyaya meydan okumak. İki kıta arasında bir baştan bir başa hürriyet destanı yazmak. Kolay mı öyle? Her bir metrekaresinin şehit kanıyla sulandığı bu yerde Çanakkale'yi geçilmez kılmak. Nice isimsiz kahramanların, Seyit Onbaşıların, Mehmet Çavuşların, Mustafa Kemallerin inancı ve cesaretiyle tam bitti denildiği anda küllerinden yeniden doğmak o kadar kolay mı? Burası Çanakkale. Şimdi bu kutlu ve tarihi günü konuşmak üzere bir konuğumuza bağlanacağız. Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı ve Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin bizlerle. İsmail Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi İsmail Bey, cephede nasıl bir mücadele verildi? Bu büyük zaferin dünya tarihi için önemi neydi? Önce şunu söyleyeyim tabii. Bütün o Çanakkale Zaferi bize yaşayanlara minnet borçluyuz. Şehitlerimize hayatta olmayanları, hayatta olan yoktur belki şu anda ama hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok bizi gururla bu ülkeyi bıraktılar. Biz de inşallah aynı gururla bu ülkeyi bizden sonrakilere bırakırız diye değerlendiriyorum. Şimdi tabii Çanakkale'nin önemi şurada. Biliyorsunuz iyi bir plan yapıldı. Yani Churchill'in planı bu. Churchill Çanakkale'yi denizden, Gelibolu'dan girip bir armadayla, Fransız armadası artı İngiliz armadası ile birlikte Gelibolu'dan girip İstanbul'u fethetme ve savaşı kazanma ve bu arada işte Rusya'ya da yardım götürme, Balkanları rahatlatma gibi bir takım faaliyetleri var. Bu iyi bir plan, yani gerçekten stratejik olarak baktığımızda iyi plan. Çünkü sonuçta Türkiye'nin elinde gemisi yok. Yani işte Yavuz ve Midilli var. Almanlardan o kaçıp gelen gemiler var. Baktığımız zaman çok fazla da şey istemiş, bu sahil bataryalarından istemişler. Sahil bataryaları da gelmiş fakat savaş çıktığı için maalesef Almanya'dan Türkiye'ye gelememiş. Müsaade etmemişler bu bataryaların gelişine. Böyle bir durumda var ve 19 Şubat 2015'te bunu deniyorlar. Ve tam ne kadar deniyorlar? 18 Mart 2015'e kadar deniyorlar ve maalesef 18 Mart 2015'te bu iş sonlandırılıyor ve çok sayıda gemi batırıldı. Yani o Fransızların inflexible dediği işte diğer büyük gemiler dahil olmak üzere çok büyük, yani hemen hemen 50-60'a yakın gemi var. Bunlardan denizde atlar da var. Bizim sahil bataryaları tarafından tarz ediliyor. Hem Anadolu yakasında hem de Çanakkale'nin Rumeli yakasında, yani Trakya yakasında top sahil bataryalarımız var. Onlar vasıtasıyla gemiler imha ediliyor. Hatta Nusret gemisinin döşediği mayınlar var. Bir kısmı o mayınları çarparak imha ediyor ve
şunu anlıyorlar. Yani 19 Şubat'ta başlayan 18 Mart'ta en son taarruzlar deniz harekatıyla sona eren bu deniz savaşından ya da bu savaştan şunu anlıyorlar. Diyorlar ki biz Çanakkale'yi bu denizden zorlayarak geçemeyeceğiz gemilerimizle. O zaman başka bir şey yapalım, kara harekatına dönelim. Ve 25 Nisan'da kara harekatı yapılıyor. Tabii ondan evvel bu Çanakkale'deki gemilere dair, Fransız ve İngiliz gemilere yönelik faaliyetlere baktığımız zaman korkunç topları var. Bu yani 276 namlu var. Bütün bu namlularla bizim bütün tabyalarımızı, yani topların bulunduğu yerdeki, mevzendiği yerdeki tabyalarımızı çok büyük şey altında bırakıyorlar, ateş altında bırakıyorlar. Buna rağmen Mehmetçik subayıyla, as subayıyla, askerleriyle direniyor ve Seyit Onbaşı gibi kahramanlar çıkıyor. Yüklediği gibi bir kocaman mermiyi koyuyor ve mesela bir geminin bacasından içeri giriyor. Yani gerçekten tam bir kahramanlık destanı yapılmış. Tam bir kahramanlık destanı. Modern bir dünyanın gemileri geliyor ve Türkiye ya da Osmanlı İmparatorluğu onu koruyan burada mevzelenen zabitanlarımız, askerlerimiz o daha evvelden gelen, daha önceden hazırlanmış olan eski toplarla bu işi başarıyorlar ve bu armadayı Türkiye'ye sokmuyorlar. Boğaz'ın içeri sokmuyorlar. Evet. Biraz evvel söyledim. Ondan sonra Churchill oturuyor. Yeni bir plan daha yapıyorlar. Yani 25 Nisan'da bir taarruz başlatıyorlar. Bu sefer de karşılarına yani bu planla doğru. Yani gidecekler en kısa yerden çıkış yapacaklar. Septülbayır'dan ve Arıburnu'ndan çıkaracaklar. Ondan sonra daha sonra da Sulu'yu deniyorlar. Yani çok kısa yoldan Çanakkale Yarımadası'nı kesmeleri gerekiyor, çevirmeleri gerekiyor. Fakat bu sefer de Türk subaylarının çıkıyor, Türk askerinin dayanma gücü ortaya çıkıyor ve her şeyden evvel de Mustafa Kemal gibi bir lider ortaya çıkıyor. Yani hiç ummadıkları bir anda Mustafa Kemal gibi bir lider ortaya çıkıyor. Onlar biz nasıl olsa bu kadar tümenle bu işi başarırız diye düşünürken gerçekten Almanların kontrolündeki bu Çanakkale cephesinde Cevat Paşa gerekenleri yapıyor. Atatürk'e gereken inisiyatifler veriliyor. Hatta o verilmeden o inisiyatifi almak suretiyle Arıburnu'ndan Septülbayır'dan çıkanları durduruyor. Daha sonra da Sulu koyundan çıkanları durduruyor. Tabii bu bunun moral şeyi çok bambaşka. Atatürk'ün askerlere verdiği moral, onun askerleri tanıması, askerleri yetiştirmesi. Aslında Atatürk'ün rolü bu noktada çok önemli değil mi? Evet. Psikolojik olarak hazırlaması bu savaş hiç Churchill'ün beklemediği biçimde sonuçlanıyor. Yani onlar sanıyorlar ki biz buradan çıkarsak Osmanlı ordusu zayıf, rahatlıkla kuşatırız ama istedikleri gibi olmuyor ve gerçekten Türklerin Osmanlı askerlerinin, yani Türk askerlerinin direnişiyle karşılaşıyorlar. Hem de ölümüne direniş. Yani bazen oraları görmüşseniz işte akademideyken oralara giderek, daha sonra da gittik ama oralarda dar bir alanda 10 bin kişinin çatıştığı, yani 10 bin kişiyi o yan yana koysanız orada o insanların duramayacağı yerler var. Yani 10 bin kişi alamayacak bir yerde 10 bin kişi birden şehit oluyor. Böylesi büyük bir kahramanlık gösteriyorlar. Böylesi büyük bir direniş gösteriyorlar. Ve bu direnişin arkasında Mustafa Kemal gibi dehalar var. Mustafa Kemal gibi askerini tanıyan, askerini yönlendiren dehalar ve ona güvenen işte Cevat Paşa var. Böyle söyleyeyim. Buradaki şey komutanı, mevki komutanı, Çanakkale mevki komutanı ve sonuç olarak 6 Ağustos'dan itibaren çekilmeye başlıyor. Artık bu işte bitiremiyorlar ve sonuç olarak tabii çok önemli bir şey elde ediyoruz. Hem dünya çok, dünya tarihi çok değişiyor. Yani Churchill ayrılıyor. Churchill'in bir daha 2. Dünya Savaşı'na kadar artık İngiltere'nin başında görmüyoruz Churchill'i. Öyle söyleyelim. Arkasından Rusya'ya mühimmat gitmiyor. Böyle olunca Rusya'daki o 1917 devrimi tetikleniyor ve isyanlar başlıyor. Yine savaşı geciktiriyor Osmanlı ordusu. Yani onlar 2015'i bitirmeyi düşünürken
2018'e kadar savaş uzuyor, öyle söyleyelim. Çok büyük de zayiat veriyorlar karşılıklı. Tabii bizim için her şeyden evvel burada yani 1912-13'teki Balkan faciasından sonra toparlanmış, yeni baştan düzenlenmiş subayları, zabitleri, zabitanları, askerleri yeniden eğitilmiş bir ordu yaratılıyor ve bu ordu büyük donanmayı, iki ülkenin, o itilaf tehdit ülkelerin donanmasını ve askerlerini Çanakkale'de durduruyor. Çanakkale geçirilmez yapı oradan kaynaklanıyor ve bu arada İstiklal Savaşı'nı yapacak subaylarımız, zabitlerimiz yetişiyor burada. Yani fiilen arazide nasıl savaşılır, erler nasıl savaşa gönderilir, tepeler nasıl alınır, nasıl birliklerin morali yükseltilir, bunlar bilerek yapıyorlar. Mustafa Kemal de burada gerçekten bana göre kalfalığını geliştiriyor ve milli mücadeleye döndüğü zaman artık usta birisi olarak bu işi yapıyor. Evet, hem yüce asker. Daha konuşacağız. Konuşacak çok konu var. Size de birçok sorum var. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar sizinle olacağız. Şimdi kısa bir ara var sayın seyirciler. Aradan sonra tekrar bu zaferi konuşmaya devam edeceğiz. Evet, dünyadaki Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Bir konuğumuz vardı. Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı ve emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin bizlerleydi. Çanakkale Zaferi'ni konuşuyorduk. İsmail Bey, merhabalar. Sağ olun efendim. Şimdi şöyle bir soru yönelteceğim size, merak ediyorum açıkçası. Eğer İngilizler ve Fransızlar Çanakkale'yi geçebilmiş olsalardı, o zaman Çarlık'la yönetilen Rusya'ya yardım edebilecekler ve 1917'deki komünist devrim olmayacaktı. Geçemediler. Rusya'da komünistler devrim yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldılar ama dünya tarihi değişti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu zafer aslında dünya tarihini belirledi diyebilir miyiz? Yani tabii ki dünya tarihini belirledi. Hem onu belirledi hem de bu savaş, biraz evvel söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışını, Türkiye Cumhuriyeti'yi kuranları ortaya çıkartan, Türkiye'nin içerisindeki o CHP ortaya çıkartan bir savaş aynı zamanda. Yani eğer diyelim ki geçebilselerdi şeyle, karadan veya denizden geçebilselerdi, o takdirde İstanbul'u teslim olacaklardı, oradan gidip payitahtı ve ister istemez bütün cephelerde çatışma duracaktı. Yani belki de savaş 2015'te bitecekti. Yani Osmanlı ordusu teslim olacaktı. Sonuçta geriye Alman ordusu kalıyor şeyle ilgili. Almanlar da tek başına kaldıkları için belki onlar da teslim olacaklardı. Böyle söyleyelim. Yani tek başına kalacaktı ve çok daha rahatlıkla, çok daha erken bitecekti. Dünyanın şekli, paylaşımı daha farklı olabilecekti diye değerlendiriyorum. Aynı zamanda işte Sovyetler Birliği'nde komünistlerin iktidara gelişi, sosyalistlerin iktidara gelişi de belki engellenecekti, yani büyük bir ihtimalle engellenecekti ve orada belki çok farklı, yani Sovyetler Birliği yerine, Çarlık Rusyası yerine belki de farklı bir devlet kurulacaktı, yani farklı devletler kurulacaktı. O da işin şeyi, çünkü İngilizlerin Rusya'yı böyle parçalama gibi bir hayalleri vardı, ama daha evvel yapılan anlaşmalarda, Sykes-Picot anlaşmalarında nasıl güneyimizdeki ülkeler, Irak, Suriye vesaire falan taksim edilmişse İngilizlerle Fransa arasında, burada da Çarlık Rusyası'na şeyi vermeyi düşünüyorlardı. İstanbul Boğazı'nı vermeyi, İstanbul'u vermeyi düşünüyorlardı. Böyle bir hesapları vardı. O hesap tabii tutacağını sanmıyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı hem yine bir o devletler arasında bir kavga çıkardı, savaş çıkardı Fransa, Rusya ve şey arasında. Belki planları neden tutmadı sizce? Ya en güçlü donanmaların planı neden tutmadı? Şöyle söyleyeyim ben. Planların tutulmasının nedeni şu olabilir. Yani strateji olarak doğru. Çünkü çok güçlü bir şeyi var, donanması var. Yeteri kadar askeri ve askerlerini hatta bu şeyden, Avusturya'dan ve Yeni Zelanda'dan Anzaklıları getiriyor. Hatta Hindistan'dan diğer Müslümanları getiriyor. Burkalar var, onlar geliyor. Bunların hepsini kullanıyor. Bu kadar, yeteri kadar gücü de var. Ama tutmamasının sebebi bir, bugün de öyle, bakın şimdi Rusya şeye saldırıyor. Ne diyelim,
Ukrayna'ya saldırıyor. Ama çok büyük bir direnç geliyor. Burada da vatanı savunma direnci, vatan kavramı, ulus kavramı insanların iliklerine kadar işlemiş. Yani diyorlar ki Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtını ya da işte İslam dünyasının payitahtını vermeyeceğiz diye. Çok sayıda giden var. Yani Galatasaray Lisesi'nin mesela son sınıfın tamamı gitmiş. Tıbbiyelerin tamamı gitmiş. Yani öyle bir şey var ki herkes akın akın işte meşhur o şey şarkısı da oradan kalıyor. İşte Tokat Yolları Tarihi 15 şarkısı da o türküsü de oradan kalan şeyler. Yani böylesi bir direnç oluşuyor. Sadece cephedeki askerde değil, gerideki halkta da. Yani nasıl olur da bizim payitahtımızı almaya kalkarlar, alırlar diye çok büyük bir inanç oluşuyor, direnç oluşuyor. Bu direnç cephedeki askere, birisi bu. İkincisi cephedeki zabitanlara, Atatürk gibi zabitanlara yarıyor ve Atatürk, Mustafa Kemal Paşa orada bütün bu düzeni bozuyor. Yani eğer o orada olmasa ve normalde Almanların dediği gibi savunma yapılsa, çıkartma nereden yapılıyor? Septimbayır'dan, şeyden, Arıburnu'ndan ve daha sonra da Sula'dan yapılıyor. Farklı yere gidecek güçler. Mustafa Kemal bunu değiştiriyor, görüyor ve bunu değiştiriyor. Değiştiriyor ve sadece değiştirmekte de kalmıyor. Kendisi başta olmak üzere birliklerle beraber ölüme meydan okuyacak şekilde birliklere cesaret veriyor. Ve gerçekten bu subaylarımızın, zabitlerimizin, askerlerimizin direnişi, her rütbeden insanlar, askerimizin direnişi gerçekten müthiş bir vatanseverlik aşkıyla ortaya çıkıyor. Yani tabii bunu Churchill hesaplayamıyor. Direnişi hesaplayamıyor bir, ikincisi şeyi de hesaplayamıyor. Bu Mustafa Kemal gibi birinin çıkacağını ve Mustafa Kemal Paşa'nın orada çıktıktan sonra böylesi bir savaşın kaderini değiştireceğini hesaplamıyor. Bazen işte bir değer çıkıyor, bir dahi çıkıyor. O dahi bütün savaşın akışını değiştiriyor. Sizin stratejiniz ne kadar güçlü olursa olsun. Yani ne oldu sonuçta? Tabii ki Türkiye'de, Osmanlı'da Almanlarla birlikte yenildi. Yani çünkü kaynakları, diğerleri, diğer konular şey kadar değildi. İngilizler kadar, Fransızlar kadar değildi. O kaynakları tükettiler. İnsanlar kendilerinden, çocuklarının gıdalarından kestiler. Askerlerine gönderdiler. Yeter ki Gelibolu geçilmesin. Düşman gemileri payitahta gelmesin, Boğaz'a gelmesin diye böylesi büyük bir fedakarlık yapıldı. O zaman bütün dünya, bakın Çanakkale Savaşları'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi de burada tabii çok fazla şehit verdi. İşte biraz evvel söyledim, 250 bin kişi. Bunun içerisinde tabii yaralılar da var, şeyler de var. Hastalıktan ölenler var, işte diğerleri de var. Ama gerçekten çok büyük bir rakam. Herhalde 260 bin kişi falan da karşı taraf verdi. Çok büyük bir zayiat bu. Böylesi önemli bir zayiat. Onlar tabii karşı taraf kendi askerlerini değil, şeyleri kullandılar. Sömürge, Dominion'daki askerleri kullandılar. İşte Avusturya'dan gelen Anzakları, diğerlerini kullandılar. Ama bizim gerçekten kendi vatandaşlarımız, özellikle Türk kökenli olanlar çok büyük bir fedakarlık gösterdiler. Evet, herkesin şeyi var burada. Osmanlı'da yaşayan bütün Araplar dahil, Boşnaklar dahil, Arnavutlar, her türlü etnik grup eli taşın altına koyup ve böyle devam etmiştir diye değerlendiriyorum. Ben tabii şunu söylemem gerekiyor. Bu savaş aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun, milli mücadelenin kazanılmasının da bir provasıdır. İnsanların yetişmesidir, pişmesidir. Evet, çok sayıda insan kaybettik. Çok sayıda şehit verdik. Çok sayıda yaralı verdik. Ama sonuçta bunlar bize yeni devletimizin kurulması için bir şey gösterdi, yol gösterdi, rehberlik etti, önümüzü açtı. Şunu bir defa daha söylememiz gerekiyor. Her millet, Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, her millet kendi savunmasını
kendi öz kaynaklarına dayandırmak durumundadır. Kendi ekonomisini kendi öz kaynaklarına dayandırmak durumundadır. Ve kendi kendine bu konularda yeterli olmak durumundadır. Bu olduğu takdirde hiçbir büyük devlet başka bir küçük devleti yutamaz. Yani bunu aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. İngilizler ne Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü, o zamanki ismiyle Mustafa Kemal'i tahmin edebilirler, ne de o fakir ya da işte çok zor şartlarda cepheye gelen, cephede duran şeylerimizi, askerlerimizi, direnişini böyle tahmin edebilirler. Çok büyük bir direniş gösterildi ölüm pahasına. Yani orada tabii yaya çavuşlar var. Yani bir tümene karşı, onların 29 tümenine karşı 45 kişiyle savunan bir yaya çavuş var. İşte 200 küsur kiloluk bir mermiyi alıp topa götüren Seyit Onbaşılar var. Bu ve buna benzer daha oraya gittiğiniz zaman yüzlerce kahramanımızın mezarları var. Zaten orası şey değil, ne diyelim, orası bir toprak parçası değil. Orası kutsal bir toprak parçası. Ben de orası, bir Çanakkale'liyim aynı zamanda. Evet. O yüzden gerçekten, benim için yeri çok farklı tabii. Bizim için çok önemli. Öyle muhafaza edilmesi lazım. Oradaki hala şehitlerimizin kemikleri çıkıyor oradan. Allah rahmet eylesin hepsine. Evet. Onun için bizim orayı unutmamız mümkün değil. Unutmadığımız sürece de bu devletin toprakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ilelebet devam edecektir. Atatürk'ün tabiriyle ilelebet pahakar olacaktır bu cumhuriyet diye değerlendiriyorum. Gerçekten bize sadece vatan bırakmadılar. Bu vatanı savunmak için de moral güç aşıladılar, moral güç pompaladılar. Ve bizi psikolojik olarak bu konuda eğittiler. Türkiye her zaman şunu diyor, yani kim olursa olsun her türlü devlete karşı neler olursa olsun karşı koyabilecek, bu toprakları savunacak bir güç bu coğrafyada. Evet, onun için herkes bunu soracaktım aslında. Bu büyük zafer, bu kutlu gün diyelim, tüm dünyada o dönemde nasıl yankılandı sizce? Yani bütün dünyada şöyle yankılandı, hiç beklemiyorlardı. Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu zaten hastaydı. Işte, üç devlet anlaştılar kendi aralarında. Görüşeceklerdi. Almanya'yı da Osmanlılarla beraber şey yaptılar. Çünkü başka türlü Almanya, Osmanlı İmparatorluğu hem İngilizlerle hem Fransızlarla konuşamayan hiçbirisi onun yanına almak istemedi. Çünkü amaçları parçalamaktı. Parçalayacaklardı ama baktılar ki bambaşka bir devlet ortaya çıkmış. Baktılar ki parçalamayı düşündükleri devlet bu savaşta 2,5 sene daha dayanmış. Yani savaşı 2,5 sene daha uzatmış. Bu 2,5 sene uzatılan savaş gerçekten hem İngilizlere hem Fransızlara, çok büyük Ruslara, çok büyük şeye mal oldu. Pahalıya mal oldu. Evet, bize de pahalıya mal oldu. Ama biz kendi cevherimizi gördük. Yani biz şunu gördük. Dedik ki bu millet var olduğu sürece bu topraklara kimse el uzatamaz, kimse giremez. Bu bütün dünyada yankılandı. Bir de bu kadar çok savaşın bu konularla ilgili çok bilgilerin olması, o zamanlar Enver Paşa'nın cepheye işte gazetecileri göndermesi, eski film çekmek için kameraları göndermesi, şiir yarışmaları yapması, Mehmet Akif'in yazmış olduğu Çanakkale Şehitleri destanı ya da Çanakkale Şehitleri şiiri, bu ve buna benzer şeylerle, faaliyetlerle bütün Türkiye'ye, bütün Osmanlı'ya, bütün Müslüman alemine bu yayılmış bu zafer. Ve gerçekten eğer tabii yapacak bir şey yok, elimizdeki imkanlar kısıtlı. Elimizdeki imkanlar kısıtlı olmasa belki çok daha farklı bir şey olabilirdi. Yani o toprakları kaybetmeyebilirdik ama sonuçta o toprakları savunacak gücümüz yoktu elimizde. Ordumuz belliydi, kaynaklarımız belliydi. Artık son şeye geldi ama sonuçta olarak yeni bir devlet daha kurduk. Yani devleti devam ettirdik, cumhuriyete çevirdik, yeni bir devlet daha kurduk ve şimdi o mihvalde ilerlemeye devam ediyoruz. Gerçekten bugüne baktığımız zaman evet sıkıntılarımız var ama mesela savunma sanayi konusunda önemli yerlere sahibiz. Yine
bir çalışma oluyor şeyde, bölgede bir savaş var Ukrayna ile Rusya arasında. O savaşta Türkiye çok önemli roller üstlenecek duruma gelmiş durumda. Herkesin ziyaret ettiği, herkesin fikrini aldığı, yanında görmek istediği bir ülke durumunda. Bu bize tabii gurur veriyor, öyle söyleyelim. Bir de dün bu 18 Mart günü o köprünün açılması, o köprüyle beraber bu şeyin taşlandırılması gerçekten Türkiye için çok büyük bir şey, moral zafer, moral oldu diye söyleyebilirim. Evet. Bu tür anıtlar, bu tür hizmetler insanları birbirine yaklaştırıyor. Daha fazla birbirimize kenetleniyoruz. Ulus devlet olmanın gücünü, birbirimize kenetlenmenin gücünü bir defa daha görüyoruz diye söyleyebilirim. Evet, çok teşekkür ederim İsmail Bey. Katılımınız ve değerli bilgileriniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Genelkurmay İstihbarat eski daire başkanı ve emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin bizlerleydi. Çanakkale Zaferi'ni konuştuk, o kutlu günü konuştuk. Tam 107 yaşına girmişti dün Çanakkale Zaferi. Şimdi biz de o günü yad ettik. Şimdi programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.